Ekibimiz Bodrum'da buluşuyor, yolculuk öncesi heyecan dorukta. Sabah erken bir feribotla önce Kos Adası'na geçiyoruz. Patmos feribot iskelesine doğru ilerliyoruz. Ekip mutlu ve heyecanlı. Feribot binişinde küçük bir kaos. Herkes bagajını koymak için acele ediyor. Sonunda feribota biniyoruz. Çok fazla yolcu yok. Açık denize çıkınca sallanmayla birlikte biraz deniz istiyor. Uykuyla atlatmaya çalışıyoruz. Hava almak için güverteye çıkıyoruz. Biraz rüzgar yiyince kendimize geliyoruz. Feribotumuz hızlı ilerliyor. Neşemiz yerinde, gayet mutluyuz. Hemen birkaç hatıra pozu. Ve nihayet Patmos'tayız. Küçük şirin bir meydan bizi karşılıyor. İstikamet araç kiralama ofisi. Belgelerimizi hazırlıyoruz. İmza gerekecek mi? İmza. Araba yetmiyor, yanına bir de motor kiralıyoruz. Ve otelimize varıyoruz. Çok tatlı ve şirin bir otel. Arkadaşlarımız bize en güzel odayı ayırmışlar. Manzaranın keyfini çıkarıyoruz. Hemen hazırlanıp adanın arka tarafındaki bir koya yüzmeye ve yemek yemeye gidiyoruz. Arkadaşımız Timur bize önden rehberlik ediyor. Koyun manzarası muhteşem.
akşam şehir merkezinde keşifteyiz. Taze ve lezzetli deniz ürünlerinin tadını çıkarıyoruz. İkinci gün Apokalipse Manastırı'na doğru yoldayız. Patmos, Hristiyanlık dünyasının kutsal merkezlerinden biri olarak kabul edilmekte. Pek çok insan, İncil'in yazarı olan Aziz John'un Tanrı'dan vahiy alıp İncil'in son kıyamet kısmını burada yazdığına inanıyor. Ufak gezimizden sonra öğlen yemeği için güzel bir koya ilerliyoruz. Güzel bir köşe bulup manzaranın keyfini çıkarma zamanı. Şimdi rotamız adanın eski ve tarihi merkezi olan Hora. ...1453 yılında İstanbul Osmanlılar tarafından fethedilince Bizans'ın ileri gelenleri kaçıp buraya yerleşmişler. Gelirken de oradaki birçok kutsal emaneti yanlarında getirmişler. Hora sokaklarını keşifteyiz. Ara sokaklarda güzel bir sanat galerisi görüp içine dalıyorum. Gelmişken Patmos'a da izimizi bırakalım. Keşfe devam edip manzara izleme noktasına doğru gidiyoruz.
Oradan ayrılıp gün batımı izlemek için adanın en yüksek noktasına doğru tırmanıştayız. Ve karşımıza çıkan manzaranın şaşkınlığı içerisindeyiz. Bir taraftan batan güneş ve diğer taraftan doğan dolunay ile adeta ruhumuzu yeniliyoruz. Son bir akşam yemeği ve Patmos'a veda. Bye bye.